Arkadaşlar herkese merhabalar. Volkan Manab ben. Bugün sizinle ne yapacağız? Merakla beklediğiniz bir telefon. Galaxy A8 2018'in detaylı olarak incelemesini yapacağız. Hemen şöyle baştan isterseniz başlayalım. Samsung, yani aslında bana sorduğunuz sorularla başlayalım istiyorum incelemeye. Yani burada işte hep diyorum size incelemeleri, işte teknik özellikleri kağıttan okuyarak falan filan bir şey söyleyerek çok fazla bunu yapmak istemiyorum. Çünkü ben telefonları mesela bana, işte hatta yorumlardan bir tanesi de yine başlayalım dedim. Mesela bana şunu söyleyen çok fazla arkadaşım var. Diyor ki, abi işte incelemeleri yapmakta geç kalıyorsun diyor. Aslında geç falan kalmıyorum. Normal zamanda yapıyorum. Sadece başkaları çok erken yapıyor. Yani insanlar telefonlara sim kart bile takmadan telefonları incelemeye gidiyorlar. Dediğim gibi ben pek böyle olmadığım için biraz telefonları kullanarak, en azından birkaç hafta telefonu kullanarak telefonun bize ne sunduğunu, ne sunmadığını bunu rahat bir şekilde, net bir şekilde gördükten sonra bu tarz incelemeleri yapmanın daha doğru olduğunu düşündüğümden dolayı biraz aslında uzun sürüyormuş gibi görünüyor size incelemeler, ama kesinlikle ve kesinlikle bana sorarsanız hani geç kalmadığımı söyleyebilirim. Tabii ki insanlar bana şunu da söylüyorlar çok fazla. İşte abi incelemeler uzun oluyor falan filan. Uzun oluyor evet. Çünkü telefonu dediğim gibi her yönde size göstermeyi istiyorum. Bugün bu telefona insanlar 2899 TL vereceklerse ne aldıklarını çok iyi bir şekilde bilmeliler diye düşünüyorum. Zaten bu kanalların amacı da bence bu olmalı. Burada insanlar hani karşınıza geçip bu telefonun reklamını yapmak yerine bu telefonlar gerçekten de artısıyla eksisiyle tüm değerlendirmelerini yapıp sizlere paylaşmak bence daha doğru ve daha net bir karar vermenizi sağlayacak incelemeler olacağını düşündüğüm için aslında bu tarz davranıyorum. Şimdi birçok arkadaşımın bana işte Galaxy A8 2018 ile ilgili birçok sorusu var. Bu noktada zaten kutu açılışını da Türkiye'de ilk defa biz yaptık diye biliyorum. Hani en azından kanal anlamında söylüyorum bunu. Teknobura.net olarak yaptık diyebilirim. Bu bağlamda telefonların kutu içeriği ne sunuyordu? Zaten kutu içerik videolarını izleyebilirsiniz, ama ben mesela kutu içeriğinden o kulaklığın çıkmasını, yani Galaxy A8 2018'in içinden çıkan kulaklığı beğenmedim. Zaten o zaman da söylemiştim, yine söylemiştim. Telefon, başlayalım isterseniz. Bugün başıma gelen bir olayla aslında incelemeye başlayayım. Şimdi bugün bu telefon böyle masada kapalı bir şekilde duruyor, ters bir şekilde duruyor. Ve birisi telefonu aldı ve aynen şunu söyledi. Ya Samsung yeni amiral gemisi mi bu dedi. Çünkü telefon sızdırılan Samsung Galaxy S9 görsellerine o kadar benziyor ki insanlar bu telefonun Galaxy S9 olduğunu zannettiler baştan. Hatta bana birisi dedi ki işte ya sana kesin gelmiştir falan filan diyen de oldu. Aslında böyle bir şey yok. Bu telefon Galaxy A8 2018 ve şunu çok net söyleyeyim. Hani eskiden amiral gemileriyle orta segment telefonların böyle birbirlerinden ayrıldıklarını çok rahat bir şekilde görürdük, ama son dönemde amiral gemisi telefonlarla orta üst segment telefonların birbirine gerçekten de hem tasarım, hem malzeme kalitesi, hem arayüz, hem kamera tarafında çok daha fazla benzediğini görüyoruz. Mesela şöyle söyleyeyim. Bana sorarsanız Galaxy A8 2018'in ön kamerası, ön kamera performansı diyelim. Çünkü çift kamera var biliyorsunuz. Ön kamera performansı bugüne kadar hiçbir Samsung telefonda olmayan bir kamera performansı var. Gece video çekerken de zaten göreceksiniz. Biraz sonra inceleme ilerleyen dakikalarında göreceksiniz bunu kamera tarafında. Ön kamera gece mükemmel bir işe imza atıyor. Hatta bana sorarsanız arka kameradan desek doğru olur mu Turgay? Değil mi? Arka kameradan bile daha iyi bir işe imza atıyor dersek belki yalan söylememiş oluruz. Biraz sonra göreceksiniz zaten. Telefonun ön kamera tarafında bence bugüne kadarki en iyi Samsung çözümü diyebilirim. Yani bu eğer kamera performansını Galaxy S9'da falan göremezsek gerçekten Samsung'un işi var. Bunu çok net söyleyeyim. Çünkü kamera mükemmel çalışıyor. Mükemmel bir performansı var. Ön kamera tarafında eğer selfie çekmeyi seven bir insansanız, ön kamerayla iş yapan bir insansınız ki mesela ben özellikle bu telefondan ön kamerasıyla canlı yayını yapmak istiyorum. Çünkü ön kamerası gerçekten çok güzel. Ön kamerasının performansından dolayı da bu telefonu canlı yayınlarda kullanmayı düşünüyorum. Şunu çok net söyleyeyim. Samsung akıllı telefon pazarında Galaxy A serisiyle çok öne çıkan bir üretici oldu. Evet belki J serisi A serisine göre daha fazla satan bir seri, ama Galaxy A serisi orta üst segment anlayışının yeni nesil temsilcisi olmuştu 2017 modelinde. Birçok arkadaşımızın bana
şu konu şunu sorduğunu çok net bir şekilde görüyorum. Yani diyor ki abi işte Galaxy A3 2018, Galaxy A5 2018, Galaxy A7 2018 gelecek mi diyor. Ben de bunu Samsung'a sordum. Samsung bunu bu telefonların gelmeyeceğini söyledi. Şok geçirdim yani. Ben de sizin gibi şok geçirdim gerçekten. Çünkü hani Samsung'un yaptığı bu strateji aslında bindiği dalı kesmek anlamına geliyor diye düşünüyorum. Çünkü şimdi Samsung'da bir şu an mesela bir seri var. İşte J serisi var. İşte J2018 yok ama hani J7 Pro falan filan biraz o noktayı dolduruyor. Yani çünkü yeni bir arayüz var. Hani bundaki arayüz, Experience arayüz var mesela J7 Pro'da. O mesela o segmenti biraz dolduruyor. Yani J serisini bir tık üzeri çıkartan bir şey. A serisinde A3 var, A5 var, A7 var ama 2017 serisi var. Bu telefonlar 2018'de gider mi gitmez mi? Bence gitmez. Çünkü telefonlardan güncelleme bile gelmedi. Belki telefonlar güncelleme gelse bir an evvel. Orta segmentte bana sorarsanız şu anda hani pazarın tamamen ve tamamen Huawei'ye kalmış olduğunu görüyoruz. Xiaomi'nin Türkiye'ye girmesiyle ki önümüzdeki dönemde Nubia'nın Türkiye'ye girmesiyle gerçekten orta segment pazarı hani bunlara kalacak diye düşünüyorum. Ben orta segment pazarının Çinli üreticileri kalacağını düşünüyorum. Çünkü Sony'de yok. Yani fiyattan dolayı yok bir kere Sony'de. Sony'de yok. LG'de yok. Samsung'da yok şu anda. Hani orta segment pazarında A8 2018 var. A8 Plus 2018 var. Ki insanların kafasında büyük bir soru işareti oluşturuyor bu telefonlar. Ben Samsung'un hani bunu Samsung'a soracağım. Mutlaka cevabı geldiği zaman da ayrı bir video ile durumu anlatalım. Bunu gerçekten çok merak ediyorum. Yani bu telefonların A8 2018'i yaptın. Okey. Peki A7 2018 bu neden yapılmadı? Bunun neden ortaya çıkartılamadığını bir türlü anlamış değilim. Çünkü A serisi yani geçtiğimiz yılın A serisi, A 2017 serisi çok büyük bir başarı imza atmıştı. Söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Ben telefonun şunu çok net söyleyeyim. Bu telefonu kullanırken hani amiral gemisi bir telefondan hiçbir farkının olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Hatta tekrar tekrar söylüyorum bunu. Bu telefonu kullanırken mesela Galaxy Note 8'den Galaxy A8 2018'e geçtiğimizde ön kamera performansının çok daha iyi olmasından dolayı hakikaten ya ne kadar iyi fotoğraf çekiyormuş dedik. Bu telefon bence en önemli özelliği kesinlikle ve kesinlikle ön kamerasının mükemmel bir şekilde çalışması. Arka kamerası da çok güzel. Ön kamerası da çok güzel. Samsung ön kamera tarafında benim hep eleştirilerimi alan bir firmaydı. Ama bugün ön kamera tarafında mükemmel bir iş imza atmış. Bunu çok net söyleyebilirim. Galaxy A8 2018'in tasarım tarafında bence çok iyi bir iş yaptığını da söyleyebilirim. Bunları en azından şimdi söyleyeyim ki biraz sonra dediğim gibi yani arayüzünü falan filan zaten size aktaracağım. Göstereceğim. Kamera arayüzünü göstereceğim. Performansını, arayüz performansını göstereceğiz. Her telefona yaptığımız testi yine buna yapacağız. Burada gerçekten ben Samsung'un öncelikle yorumlarımı aktarmak isterim. İşte yorumları dinledikten sonra izlemek istemeyen varsa kapatabilir ama şunu çok net söyleyeyim. Ben Samsung A8 2018 model telefonlarını hani beğenmemiştim ilk çıktığında. Telefonu elime aldığımda beğenmemiştim. Yani telefonu elime almadan önce beğenmemiştim ama telefonu kullanmaya başladıktan sonra A8 2018 gerçekten çok para vermek istemeyen, yani böyle 4500-5500 TL'lere falan filan çıkmak istemeden ön kamerası iyi, arka kamerası iyi, hızlı bir telefon kullanabileceğim, pili iyi giden bir telefon kullanacağım diyen bir insanın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte bir telefon diyebilirim. Bu telefonun hala en eksik tarafı ne derseniz deyin Android 8.0 oraya. Bu telefona Samsung'un çok acil bir şekilde yani hani nasıl yapar bilemiyorum ama çok acil bir şekilde A8'e ve A8 Plus'a Android Oreo'yu mutlaka vermesi lazım ki yeni bir telefonmuş izlenimini en azından kafalarında insanların çok daha rahat bir şekilde oturtabilsin. Samsung eğer A serisinin devamını yapmaz ise yani A7, A5, A3'ten bahsediyorum. 2018 modellerinden bahsediyorum. Kesinlikle ama kesinlikle o pazar Huawei Mate 10 Lite'a kalacakmış gibi görünüyor. O tarafta biliyorsunuz başka telefonlar da var. Ki Huawei'in Honor serisini Türkiye'ye sokacağından bahsediliyor. Yani ben Samsung'un buna nasıl cevap vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Yeni bir J serisi mi gelecek, yeni bir seri mi yapacaklar bunu bilemiyoruz. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama dediğim gibi Samsung bugün A8 2018'de bence orta segmentin kalitesini amiral gemisi pazarlığına dayayan bir tasarıma, bir malzeme kalitesine, bir performansa
ve bir arayüze kavuşturmuş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi dilerseniz telefonun tasarımına yakından bakalım. Arayüz ve kamerayla devam eder ve bu videoyu bitiririz. Telefon biraz dilerseniz teknik özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra tasarımına yakından bakarız. Telefonu 5.6 inç 18'e 9 ekran formatına sahip. 2220x1080 piksel Full HD Plus bir ekran çözünürlüğüne sahip. Bir ekran var. AMOLED tabii ki. Süper AMOLED ekran var. Burada ekranın mükemmel göründüğünü rahatlıkla söyleyebilirim. Gerçekten ekran oldukça başarılı görünüyor. Yani eskiden bu hep söylüyorum. AMOLED ekranlarda ciddi anlamda beyazla ilgili problem vardı ama Samsung bunu artık tamamen ve tamamen aştı. Oldukça başarılı ve güzel görünen bir ekranı var telefonun. Bunu belirtelim. Telefonun arkadaşlar Gorilla Glass tabii ki koruması var. Fakat maalesef hani Gorilla Glass kaçta korunduğuna dair maalesef bilgiye sahip olamadım ama anladığım kadarıyla en azından arka tarafta Gorilla Glass 3, ön tarafta Gorilla Glass 5 diye bir şey olabilir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi maalesef bununla ilgili teknik dokümantasyon elime geçmedi. Ama dediğim gibi Gorilla Glass kaplama olduğunu belirtelim hem önde hem arkada. Telefonlu arkadaşlar IP68 sertifikası var. 1,5 metreye kadar 30 dakika boyunca su geçirmezlik garantisi demeyelim ama böyle bir sertifikaya sahip telefon. Bu bağlamda hani çok fazla soru soruyorsunuz bana. Abi işte telefonu suya sokalım mı? Telefonu şunu yapalım, bunu yapalım mı? Denize girelim diye. Arkadaşlar telefonu suya sokmayın. Ya bu tarz sertifikasyonların telefonları suyun altında kullanmak için olmadığını zaten firma defalarca dile getirdi. Benim de en azından size bu bağlamda bir söyleyeceğim şey olsun. Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar telefonunuzu suya sokmamaya çalışın ama telefonunuzun su korunması var. Ama dediğim gibi pek sudan uzak tutmanızı size tavsiye ediyorum diye düşünüyorum. Telefonda arkadaşlar Always On Display özelliği tabii ki açık var. Zaten bu artık Samsung'un olmazsa olmaz özelliklerinden bir tanesi. Exynos 7885 yonga seti var yeni nesil. Burada 2.2 GHz'inde çalışan çift çekirdekli, yani 2 tane çekirdeği olan A73 çekirdeklerinden 6 tane de arkadaşlar 1.6 GHz'inde çalışan Cortex A53 çekirdeklerinden oluşan bir yapı var. Yani 2 tane hızlı çekirdek, 6 tane de yavaş çekirdek diyebiliriz. Burada enerji verimliliği tarafında nasıl bir sonuca imza atıyor telefon? Zaten bunu yapacağımız gerçek kullanım pil testinde bu videodan sonra hemen zaten onu da bulabileceksiniz. Bunu hep beraber sizlerle paylaşacağız. Mali G71 GPU var. GPU tarafında da biraz bir soru işareti var. Bazı yerlerde MP4 yazıyor. Bazı yerlerde işte 4 çekirdekli olduğu söyleniyor. Bazı yerlerde 3 çekirdekli olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi bu konularda maalesef Samsung'dan da bilgi alamıyoruz. Yani bu telefonları bize gönderirlerken teknik spesifikasyonları gerçekten bize göndermiyorlar. Daha sonra biz işte ona soruyoruz, buna soruyoruz falan filan. Kaynıyor gidiyor arada. Bunu da en azından söylemiş olalım. Ama GPU tarafında falan herhangi bir şekilde problem yaşatmadığını, ben bu telefonda her türlü oyunu oynadım. En ufak bir şekilde problem olmadığını da en azından belirtelim. Aldığınız zaman bu telefonda tüm oyunları oynayabileceksiniz. Android 7.1.1 güncellemesiyle geliyor. Zaten bunu söyledik. Bu telefonun bana sorarsanız en büyük eksikliği de Android 8.0 oraya güncellemesi. Umarım bir an evvel bu güncellemeyi de alır. Telefonun arkadaşlar arka tarafında, özür dilerim, 16 megapiksel bir kamera var. F1.7 diyafram değerine sahip. 1/2.8 inç sensör var ve 1.12 mikronda piksel boyutu var arkadaşlar. Böyle bir arka kamera var. Bu arka kameranın zaten nasıl bir performans sergilediğini kamerada anlatırken sizlere canlı canlı göstermiş olacağız. Ön tarafta arkadaşlar bir 16 megapiksel bir de 8 megapiksel bir kamera var. 16 megapikselde f1.9 diyafram değeri, 8 megapikseldir f1.9 diyafram değeri var. Gerçekten de bu bağlamda telefon ön kamera tarafında oldukça başarılı ve Samsung zaten ne dedik? İlk defa ön tarafta çift kamera kullanıyor ve bugüne kadar tüm ürettiği amiral gemisi modellerinden daha iyi bir kamera performansı var ön tarafta. Bunu en azından bunu da söylemiş oldum. 24 bit ses desteği var. Bu konuda da büyük bir hani bilinmezlik var. 24 mi 32 mi falan filan dendi. Ama 24 bit arkadaşlar, bunu net bir şekilde söyleyelim. Bluetooth 5.0 var. Bu da bana sorarsanız önemli özelliklerden bir tanesi. Parmak izi okuma sensörü var tabii ki kameranın hemen alt tarafında. Hızlı şarj özelliği var telefonda ve hızlı şarjın nasıl bir şarj olduğunu da gerçek kullanım pil testinde sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Merakla bekleniyordu. 3000 mAh pil gücü var bu telefonda. 5.6 inç ekran, işte 3000 mAh pil gücü nasıl bir şey sunacak bize? Gerçekten ben de gerçek kullanım pil testini oldukça fazla sizler kadar merak ediyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Telefon arkadaşlar şunu söyleyeyim, ben bunu kutu açışında söylemiştim, yine söyleyeyim, 172 gram bu telefon, yani 5.6 inç
ekrana sahip bir telefon, 3000 mAh pil gücüne bir sahip bir telefon, 172 gram. Açıkçası bunu eleştirmek durumundayım. Neden bunu eleştirmek durumundayım? Çünkü mesela LG V30 Plus 6 inç bir ekrana sahip. Yani daha fazla ekran gücüne sahip. Daha fazla, %10 daha fazla pil gücüne sahip. Ama buna rağmen arkadaşlar 150 gram civarındayken bu telefonun yani derin 172 gram olması insan ister istemez bunları eleştiriyor. Bunları söylememiz lazım. Evet diyebilirsiniz ki abi arada 22 gram var, 20 gram var. Ne olacak diyebilirsiniz ama bunlar dediğim gibi teknoloji aletleri ve teknoloji aletlerinde mutlaka artık biz daha fazla ekran kası oranı, daha hafif, daha sağlam, daha iyi telefonları istiyoruz. Bu bağlamda dediğim gibi ağırlığını da bu telefonu eleştirmiş oldum. Telefon teknik özellikleri böyle. Şimdi dilerseniz gelin tasarımla yakından bakalım, daha sonra arayüzüne bakarız. Arkadaşlar A8 2018'in tasarımına biraz yakından bakmak istiyorum. Önde ve arkada Gorilla Glass korumayla gelen bir telefon. Gerçekten bu bağlamda oldukça güzel görünen bir yapıya sahip, bunu belirtelim. Arka tarafta tek kamerayı görüyoruz ve hemen alt tarafında da parmak izi okuma sensörü var. Bu parmak izi okuma sensörünün nasıl çalıştığını size göstereceğim. Oldukça başarılı, oldukça güzel çalışıyor. Yani dediğim gibi orta segment bir telefonmuş gibi değil de amiral gemisi bir telefonmuş formatında çalışan oldukça başarılı bir parmak izi okuma sensörü. Hemen yan tarafında tek ton LED flash var. Bu dediğim gibi tek ton LED flash yerine yani firmalar aslında çift ton LED flash kullanıyorlardı bir dönem. Artık enteresan bir şekilde tekrar bu beyaz yapıya dönüldüğünü görüyoruz. Ben kesinlikle beyaz yapının doğru bir ışıklandırma olmadığını düşünüyorum. Çünkü daha önce de dediğim gibi bu zaten doğru bir ışıklandırma olmadığı için çift ton LED flash'a geçilmişti. Ama neden tekrar tek ton LED flash'a geçildi bunu anlamak mümkün değil. Aşağıda Samsung yazısı görüyoruz. Hemen bu Samsung yazısının da cama değil de camın altında olduğunu görüyoruz. Ve oldukça da başarılı görünüyor. Aşağıda tabii ki işte bu uyarıların olduğu falan filan bir alan var. Telefon arkadan bakıldığında dediğim gibi çok başarılı, çok güzel görünüyor ve bu yapının Samsung'un, hatta şuraya onu koyalım, yan tarafına Galaxy S9'una oldukça benzeyen bir yapıya sahip bir telefonmuş izlenimi de bizde bırakmadı değil. Bunu en azından size belirtmiş olalım. Bu yapı çok güzel görünüyor. Bunu belirteyim. Telefonun aslında parmak izi okuma sensörünün olması gerektiği yere indiğini görüyoruz. Yani bildiğiniz gibi Galaxy S8'de, Galaxy S8 Plus'ta neredeydi? Yan taraftaydı. İşte Galaxy Note 8'de de yan taraftaydı. Ama bu telefonda birlikte artık Samsung parmak izi okuma sensörünü kameranın hemen altına konuşlandırarak gerçekten olması gereken yere koymuş. Çünkü eğer ön tarafta home butonunu koyamıyorsunuz arkadaşlar, mutlaka bunu kameranın altına konuşlandırılmasının daha doğru olduğunu, en azından ergonomi açısından daha doğru ve daha güzel olduğunu söyleyebiliriz. Bunu belirtelim. Telefonun yan tarafını çevirdiğimizde telefonun sağ tarafında güç tuşunu görüyoruz ve bu güç tuşunun yanında da hemen ne var? Hoparlör var arkadaşlar. Bu hoparlör sisteminin Samsung Galaxy A serisi, A2017 serisinde de bunun böyle olduğunu zaten görmüştük. Buradan da telefonun sesinin oldukça yeterli bir şekilde çıktığını söyleyebiliriz. Bunun en önemli bence artılarından bir tanesi, oyun oynarken, oyun oynayan bir insansanız gerçekten de sesin bildiğiniz gibi diğer telefonlarda şu şekilde tuttuğumuzda arkadaşlar mutlaka sesin kapandığını, işte ya avucumuzun burasıyla buradaki hoparlörü ya da hoparlör yukarıdaysa da arkadaşlar bu şekilde yaparak mutlaka bunu kapattığını görüyorduk ama bu telefonda kesinlikle böyle bir şey yok. Bunun üst tarafı koymuşlar. Bundan dolayı aslında firmayı tebrik etmek lazım. Bence oldukça ergonomik bir duruma da telefonu sokmuş. Telefonun sol tarafını çevirdiğimizde ise ses açma ve kapama butonlarını görüyoruz. Ses açma kapama butonlarının tam çaprazında hemen aşağıda güç tuşu var. Ve dediğim gibi güç tuşuna basarken yanlışlıkla ses açma kapama butonuna ya da diğer Galaxy S serisi ve Galaxy Note serisinde olduğu gibi Bixby tuşuna yanlışlıkla basmıyoruz. Bixby tuşu telefonda yok. Bixby var ama Bixby tuşu yok. Gerçekten burada Samsung'u bu bağlamda tebrik etmek lazım. Hatalarından ya da eleştirilerden ders alıp bunu kullanabiliyor. Burada dediğim gibi bir Bixby tuşunun olması çok fazla yanlışlıkla ona basmamıza sebebiyet veriyordu ama burada tasarım anlamında yeni bir tasarıma gidilmiş. Bu bağlamda firmayı tebrik etmek lazım. Hemen üst tarafta arkadaşlar ne var? Burada micro SD kart girişi var arkadaşlar. Burada da gürültü engelleyici mikrofonu görüyoruz. Hemen anten çentikleri de bunların yanına konuşlandırılmış durumda. Ses açma kapama butonunun altında arkadaşlar GSM operatörümüze sim kartımızı takıyoruz arkadaşlar. Söyleyemedim, onu da karıştırdım, neyse. Alt tarafta da arkadaşlar telefonun altında Type-C bağlantı noktasını görüyoruz. Anten çentikleri ve 3.5 mm
kulaklık girişini görüyoruz arkadaşlar burada da. Bunu söylemiş olalım. Şimdi şunu belirteyim ben. Bu telefonun var hem tasarımdan bahsediyoruz. Önüne geçeceğim ama telefonu arkadaşlar o kadar fazla düşürdüm ki yani ben herhalde bundan daha fazla telefon bugüne kadar düşürmemiştim desem yeridir. Hatta az önce bile, değil mi Turgay? Yani az önce bile telefonu düşürdüm. Bunu söyleyeyim. Ama dediğim gibi telefonu düşürmeme rağmen telefonun ekranında en ufak bir problem, en ufak bir şey olmadı. Hatta geçen gün ben bu telefonu düşürdüğümde öyle bir düşürdüm ki dedim ya kesin kırıldı dedim ama dediğim gibi hiçbir şey olmadı. Bunu da belirteyim. En azından sağlamlık testi biliyorsunuz çok fazla yapmıyoruz ama biraz doğal olarak sağlamlık testi yapmış olduğum gibi bir durumla karşı karşıya kaldık. Bunu söyleyeyim. Telefonun üst tarafında ışıklık ve yakınlık sensörlerini görüyoruz. Ortada tabii ki ahize var. Hemen yan tarafta da burada 8 megapiksel ve 5 megapiksel arkadaşlar. 2 tane kamera görüyoruz. Bu kameralardan tabii ki bir tanesi bokeh efekti yapmaya yarıyor ve oldukça da başarılı işlere imza atıyor. Bunu belirtelim. Alt tarafta arkadaşlar bir şey yok. Samsung yazısı da yok. Burada firmaları tebrik ediyoruz. Artık bu şu aşağıda marka yazma huyundan vazgeçtiler. Telefonun alt ve üst çerçeveleri, hani üst çerçevesi için çok fazla bir şey söyleyemiyorum ama alt çerçevesi sanki biraz fazla olmuş gibi geldi bana. Hatta şöyle açarsam herhalde daha net göreceksiniz. Şu alt taraftaki çerçeve bana biraz fazla geldi. Yani böyle bir çerçeve eğer burada varsa belki home butonu buraya konulabilirdi diye, konuşlandırılabilirdi diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama buraya belki bir home butonu konulabilir miydi? İnce bir parmak izi okuma sensörü burada yapılabilir miydi? Bunu tabii ki Samsung tasarım ekibine sormak lazım ya da yapılsa nasıl bir sonucu imza atılırdı bilemiyorum ama burada dediğim gibi ben yani alt taraftaki bu çıtanın biraz fazla olduğunu düşünüyorum. 18:9 ekran formatı tabii ki çok başarılı ve orta segmenti de bence ciddi anlamda kalitesini arttıran bir yapıya sahip. Fakat hem yanda hem yani şu yandaki çerçeveler hem aşağıdaki çerçevelerin biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Yani ben Galaxy A8 2018'in hani tasarımsal anlamdaki tek eleştirinin bu olduğunu söyleyebilirim. Yani yanlarda dediğim gibi bir siyah şerit var. Bir de aşağıda dediğim gibi biraz kalın bir şerit var. Bunun biraz daha inceltilmesi ve daha ekran kasa oranının daha iyi bir noktaya getirilebilmesini en azından düşünürdüm. Bunu belirteyim. Parmak izi okuma sensörü tarafında nasıl çalıştığını hemen göstereyim. Şu kadar dokunmam yetiyor arkadaşlar. Evet yani tepkisel olarak yani gördüğünüz gibi çok yani parmak izini okunması tarafında bir problem kesinlikle yok ama uyanma noktasında biraz geç kalıyor. Bunu belirteyim ya ben şu anda bastım. Pardon bir dakika. Şu an bastım çektim. Gördüğünüz gibi yani hani uyanma noktasında biraz daha iyi bir noktaya getirilebilir mi? Evet bence getirilebilir. Belki bir güncellemeyle falan telefonun çok daha iyi bir noktaya parmak izi taşınabilir diye düşünüyorum. Parmak izinin kesinlikle okuma tarafında en ufak bir problem yok. Sadece ve sadece parmak izini hani ifade etme noktasında sanki bir problem varmış gibi görüyorum ben. En azından bunu da belirtmiş oldum. Şimdi telefonun tasarımsal anlamda malzeme tarafında benim söyleyeceklerim bu kadar. Oldukça başarılı ve oldukça güzel. Yani telefonun dilerseniz biraz neyinden bahsedelim? Kamera arayüzünden bahsedelim ve bu kamera arayüzünden bahsettikten sonra da arkadaşlar işte arayüzünü size gösterelim. Hatta şimdi kamera arayüzünden sonra özür dilerim. Arayüzünü gösterelim ve daha sonra dediğim gibi işte ufak bir toparlama yapıp daha sonra bu incelemeyi bitiririz. Arkadaşlar A8 2018'in hemen arayüzüne bir bakalım. Arayüzü zaten alışık olduğumuz bir arayüz. Bu Samsung'un daha önceki amiral gemisi işte Galaxy S8'de, Galaxy Note 8'de kullanılan taş bezin üzerine Experience arayüzünün olduğunu söyleyelim ve çok da güzel görünüyor. Çok da hızlı, çok da akıcı bir arayüz. Gerçekten de oldukça başarılı bir arayüz. Umarız Samsung bundan sonra tüm telefonlarında bu arayüze devam eder. Çünkü hatta geliştirip de devam eder. Biz oldukça beğendiğimiz bir arayüz diyebilirim. Telefonun zaten biraz sonra arayüz hız testini yapacağız. Tüm telefonlara bu arayüz hız testini yapıyoruz. Eğer merak eden varsa, diğer telefonlarla karşılaştırmak isteyen varsa diğer incelemeleri açıp arkadaşlar bunları tek tek karşılaştırabilir. Bunu da söylemiş olalım. Şimdi arayüz hemen nasıl başlayabiliriz? Direkt isterseniz yukarıdan çekelim. Ve buradan ayarlara girelim arkadaşlar.
ayarlara girdiğim zaman güncellemeler mevcuttu. Evet, bir güncelleme geldi. Bunu söyleyeyim. Bugün güncelleme geldi bu telefon. 83 MB büyüklüğünde bir güncelleme. Hatta güncellemeyle ilgili size detaylı olarak bilgiyi de teknobura.net adresinde paylaştık. Şuralarda bir yerde dönen o teknobura.net adresine mutlaka girin arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Bilmediğimiz bir arayüz değil. Çok net söyleyebilirim bunu. Burada işte bağlantılar diyor. Sesler ve titreşim, bildirimler diyor mesela. Burada bu bildirimleri hangi bildirimlerin size bildirim olarak verileceğini buradan seçebiliyorsunuz. Atıyorum ben işte burada WhatsApp bildirimlerini akşam almak istemiyorum eve giderken diyorsunuz. Akşam eve giderken WhatsApp bildirimlerini arkadaşlar buradan kapatarak eve gidip evde güvenli bir şekilde arkadaşlar oturabilirsiniz, bunu söyleyelim. Burada dediğim gibi bu bildirimleri almamayı tercih edebilirsiniz. Burada duvar kağıdı ve temalar var. Burada temalara girdiğimiz zaman birçok tema var ve bu temaları istediğimiz zaman indirebiliyoruz. Şu anda internetim kapalı olduğu için arkadaşlar, çünkü çok fazla gelen giden var. Mesaj geliyor, şu geliyor, bu geliyor, bildirim geliyor gidiyor arkadaşlar. Gerçekten videoyu 3. kez çekiyorum bildirimler geldiği için. Bundan dolayı dediğim gibi şu an kapattım ama burada istediğimiz gibi istediğimiz temayı buradan yükleyip kullanmaya başlayabiliyoruz. En azından bunu da söyleyelim. Zaten bilmediğimiz bir şey değil. Bunu rahatlıkla netlikle söyleyelim. Gelişmiş özellikler var. Burada akıllı bekleme diye bir özellik var. Samsung Galaxy, yanlış hatırlamıyorsam Galaxy S3'le mi S4'le mi tanışmıştık bu özellikle? S4'le tanışmıştık bu özellikte. Telefona baktığınız sürece arkadaşlar telefon sizi kamera sizin yüzünüzü algılıyor. Ve burada arkadaşlar ne yapıyor? Telefon ekranı hiçbir zaman için kapanmıyor. Bunu belirtelim. Özür dilerim, bir kahve, şu bir yudum kahveden içeyim. Gerçekten sesim çok kötü oldu. Parmak sensörü hareketleri var arkadaşlar. Bu parmak sensörü hareketi nedir? İn oğlum aşağı, çık oğlum yukarı var ya, hani bizim meşhur. Bunu dilerseniz açtığınız zaman, şu şekilde yaptığınız zaman, yani şu şekilde yaptığınız zaman gördüğünüz gibi bildirimler burada açılıyor arkadaşlar. Bunu belirtelim. Bunu kullanabilirsiniz. İn oğlum aşağı, çık oğlum yukarı, aynen bu telefonda da artık var. Bunu söylemiş oldum. Burada işte çoklu pencere var arkadaşlar. Çoklu pencere de siz zaten uzun yıllardan beri Samsung telefonlarında olan bir özellik. Bu telefonda da var. İşte akıllı yakalama var falan filan. Şunlar bunlar, bir sürü şey var arkadaşlar. Dual Messenger diye bir uygulama var. Bu Dual Messenger'da bu telefonda 2 tane Facebook hesabı, 2 tane WhatsApp, 2 tane Messenger kullanabilmenize olanak sağlıyor. Dediğim gibi çapkınlar için elinden gelene firmalar yapıyorlar. Bunu belirtelim. Daha sonra burada işte gelişmiş özelliklerde bunlar var. Bunu çıkalım. Cihaz bakımı var arkadaşlar. Burada atıyorum pil optimizasyonunu yapabiliyorsunuz. Ya da mesela şimdi düzelt diyebiliyorsunuz bunu. Şimdi düzelte bastığınız zaman burada işte bunları kapatıyor falan filan. Şudur budur. Onar dediğiniz zaman da bunu, evet, tamamlandı diyorsunuz. RAM tarafına geçiş yaptığınız zaman RAM tarafında da şimdi temizle diyebiliyorsunuz. RAM'i de şu anda temizliyor arkadaşlar. Burada dediğim gibi telefonunuzun biraz daha hızlı çalışmasını sağlıyormuşsunuz gibi bir algı yaratılabilir. Ama kesinlikle ve kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Bunları yaptıkça telefonunuzun yavaş çalıştığını da sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Burada kendinizi hani son uygulamaları kapatarak kendinizi iyi hissediyor olabilirsiniz. Ama kesinlikle ve kesinlikle bu son uygulamaları kapatmanız arkadaşlar telefonu zannettiğinizden daha da yavaş bir hale getirir. Bunu belirtelim. Kilit ekranı ve güvenlik diye bir seçenek var arkadaşlar. Always on display özelliği var. Bu always on display özelliği isterseniz şu saatler arası çalış diyorsunuz buna. Bu da dediğim gibi oldukça güzel bir özellik ama ben hala always on display özelliğinin yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani Samsung'un edge ekranlarının ve always on display özelliğinin çok çok daha efektif bir şekilde kullanılabilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben bu telefonu açmadan maillerime bakabilmeliyim arkadaş. Çok net söylüyorum bunu ya. Bunu Samsung mutlaka vermeli. Ben daha önce Samsung Galaxy S8'de bu eleştiri yapmıştık. Note 8'de eleştiri yapmıştık. Ne yapmıştık? Neden ön kameranın ön kameradaki yüz tanıma özelliğiyle retina tarayıcı birlikte çalışmıyor demiştik. Bugün baktığımız zaman arkadaşlar Galaxy S9'da nedir? Galaxy S9'da hem ön kameranın hem de retina tarayıcının birlikte çalıştığını görüyoruz. Umarız o özellik diğer telefonlara da gelir. Bu Always On Display özelliği ile ilgili de kesinlikle ama kesinlikle arkadaşlar ben daha fazla bize içerik sunabilmesini ve hayatımız daha fazla kolaylaştırılması gerektiğini düşünüyorum ama bana sorarsanız halen yeterli değil. Burada yüz tanıma özelliği var. Bu yüz tanıma tabii ki ön kamerayla alakalı çalışıyor. Yani iPhone 10'daki gibi değil ama oldukça başarılı çalışıyor. Ya bunu zaten diğer telefonlarda test etmiştik arkadaşlar. Yüzümüzü tanıtalım. Evet. Evet. Yüzümüzü tanıdı şu anda.
Açalım arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Hep beraber göreceğiz. Şimdi mesela bunu. Evet. Şu an taramaya çalışıyor. Eşleşme yüklüyor. Evet, şu an yeni bir telefon çalışıyor. Keşke bunu şey yapsaydık yani. Nedir o? Hani uçak modunu alsaydık da test etseydik. Evet, gördüğünüz gibi hemen açıldı. Evet, şu an tanımaya çalışıyor. Tanıdı. Yani bu ne kadar başarılı? İşte bu kadar başarılı arkadaşlar. Yani bu, yani ön kamera biraz arkadan ters ışıkta oluyor olabilir mi? Ama sonuçta dünyada, sonuçta dünya şartları bu. Evet. Hatta şu ışığı bir kapatalım. Belki arkadan ters ışık aldığı için de yapıyor olabilir Turgay'cığım. Ya hızı bu arkadaşlar. Yani bunu çok fazla... Yani hızlı mı dersiniz? İşte durum bu. Yani bu ne kadar kullanılabilir, ne kadar kullanılamaz? Açıkçası bunun da yorumunu sizlere bırakıyorum. Şimdi bu yüz tanıma umarım önümüzdeki dönemde daha iyi bir hale gelebilir. Eğer Galaxy S9'daki yüz tanıma özelliği de yani bu algoritma ile çalışacaksa hakikaten işimiz var. Bunu da belirtmiş oldum. En azından burada söyleyelim arkadaşlar, yani parmak izi okuma ve işte yüz tanıma kullanabiliyorsunuz. Özür dilerim. Evet. Yüz verilerini kaldır diyebiliyorsunuz falan filan. Yüzde kilit açma, ekran açılımında yüzde kilit açma falan filan, daha hızlı tanıma diye bir seçenek var. Bunu belirtelim. Daha sonra burada baktığımız zaman başka ne var size gösterebileceğim? Çok da fazla bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi maalesef yani telefon şu anda Android 7.1.1 güncellemesiyle karşımıza çıkıyor. Burada ben kesinlikle ve kesinlikle Samsung'un daha iyi bir şey yapabilmesini bekliyorum. Android 7.1.1 güncellemesi nin yanında Android 8.0 oraya güncellemesini, hatta bir an evvel belki Android 8.0 da es geçilerek Android 8.1 güncellemesinin bu telefonlara sunulması gerektiğini en azından inanan bir insanım. Bakalım hep beraber göreceğiz ne olacak ne bitecek. En azından durum bu. Şimdi sizlere şunu yapmak istiyorum. Şimdi bu telefonla yapmış olduğumuz arayüz hız testini yapalım. Daha sonra da yaptığımız 1-2 tane benchmark testi var. İstiyorsunuz bunları da. 1-2 tane benchmark testini paylaşalım. Daha sonra kameraya geçiş yapalım. Galaxy A8 2018'in gece ön kamerasıyla çekim yapıyoruz. Turgay'cığım farkında mısın ne kadar parlak ve ne kadar net gerçekten? Ya bilmiyorum hani tabii ki şeyde nasıl çıkacak.
videoda yani nasıl çıkacak bilgisayarınızca bilmiyorum ama gerçekten şu an gece olmasına rağmen yolda da yürüyoruz. Böyle çok fazla ışık falan da yok etrafta. Gerçekten oldukça güzel çekiyor. Değil mi Turgay? Tabii ön kamerala OIS desteği yok maalesef. Aslına bakarsan bu fiyata herhalde bu OIS desteğini beklemek de biraz yanlış olmasa gerek ama şu an ya gerçekten ben çok net söyleyeyim. Beni şaşırttı yani şu anda çekim gücü, ön kameranın video performansı hakikaten şaşırttı beni. Şu arka tarafı falan mesela gayet güzel bir şekilde çekiyor. Gerçekten net çekiyor yani, biraz açıkçası şaşırdım. Ben de gece çekmemiştim. Gayet güzel çekiyor Turgay. Ne diyorsun abi? Evet, mesela şu ağaçlardaki ışıkları falan. Bunları falan hiç şey yapmıyor, bak yok etmiyor, görüyor musun ışıkları? Çok net çekiyor ya. Hakikaten şaşırdım yani LG V30 Plus'tan sonra bunun ön kamerası hakikaten çok iyi geldi. Onu söyleyeyim çok net. Ya LG V30 Plus'ın ön kamerası neydi ya? Hakikaten çok acayipti. Şimdi dediğim gibi bunun ön kamerasını çektik. Biraz da arka kamerayı çekelim bakalım. Arka kamera bize ne sunuyor ne sunmuyor. Bir de arka kameraya yakından bakalım. Evet arkadaşlar, şu anda arka kameradayım. A8 2018'in arka kamerasındayım. Ve çekim yapıyorum. Nasıl bir çekime sahip olduğunu zaten siz yakından göreceksiniz. Tabii ki OIS desteği yok telefonda. Bu zaten hani telefonda en çok eleştirdiğimiz özelliklerden bir tanesi. Ama her ne olursa olsun kesinlikle şu anda çok kötü bir performans sergiliyor dersek sanıyorum telefona herhalde haksızlık yapmış oluruz. Şu köprüyü de çekelim. Tabii bunun fotoğraflarını da zaten size çekeceğim. Bunun fotoğraflarını da göstereceğim. Gece fotoğraf çekimini de yapacağız. Ve nasıl bir performans sunduğunu hep beraber göreceğiz. Yani az önce ters ışık, hani normal ışık aldık. Biraz da ters ışık alalım. En azından nasıl bir performans sergiliyor buna yakından bakalım istedim. Evet. Yani biraz tabii şuralarda bir karartı var. Yani mesela normalde buralar tabii ki gözümüzde gördüğümüz yer biraz daha aydınlık ama bunun biraz daha hani F değerli mi alakası var yoksa farklı bir çekim moduna mı ihtiyacı var tam bilemiyorum ama ufak bir güncellemeye sanki video tarafın en az arka kamerada bir ışıkla ilgili sanki ihtiyaç varmış gibi görünüyor. Ama OIS desteği olmamasına rağmen ben yani şu anda kameranın elimde tutuyorum, yürüyorum arkadaşlar. Yani özel bir şey yapmıyorum. Yani şu an sallıyorum mesela şu an ama hani şu an elimde tutup kameraya yürüyorum. Evet. Yani arka kameranın video performansı gece bu. Siz lütfen ne düşünüyorsunuz? Bu konuda tabii ki yardımcı olun. Bir de gündüz nasıl bir çekim yapıyor? Bir de ona yakından bakalım. Hadi gelin. Arkadaşlar şu an Galaxy A8 2018'in ön kamerasıyla çekim yapıyorum. Ve oldukça da renkler de gerçekten doğru. Bir sıkıntı yok. Bir görünüyor. Biraz rüzgarlı bir hava. Biraz kuytudayım. İşte böyle hafiften güneşin daha az olduğu yerlere ve işte güneşe doğru çıkmaya çalışıyorum. Valla şu an dediğim gibi diyafram hakikaten çalışıyor yani. Hakikaten iyi çalışıyor diyafram, şaka maka değil. Görüyor musun renk? Renk değişikliğini görüyor musunuz? Bakın şurada. Diyafram kendini nasıl ayarlıyor? Hakikaten güzel. Otomatik modda çekim yapıyor. Oldukça başarılı gibi görünüyor şu anda. Ben ön kamerasını şu anda dediğim gibi video performansını beğendim söyleyebilirim. Ama tabii bunları bilgisayara atmadan nasıl bir sonucu imza attığını bilmek çok da mümkün değil. Şu an yeşili falan arkamda oldukça güzel gösteriyor. Ya renk tarafında ki mesela kırmızı bir montum var, biliyorsunuz bunu. Mate 10 Pro Galaxy Note 8 karşılaştırmasına giymiştim bu montu. Bayağı bir beyin yakmıştı bu mont. Abi o ne renk diye. İşte arkadaşlar bu kırmızı yani bu renkte. Hakikaten çok başarılı. Yani şu an ne görüyorsam onu burada üstümdeki renk de bu. Bunu söyleyebilirim. Dediğim gibi şu an
Arkam burası yonca tarlası. Gayet güzel bir şekilde şu an yürüyorum. Biraz rüzgar var. En azından bu rüzgar gürültü engelleyici mikrofonu da en azından test etmiş oluruz böylece. Şimdi bir de arka kamera geçiş yapalım. Bakalım arka kamera bize gündüz ne sunuyor. Şu anda arka kamera geçiş yaptık arkadaşlar. Arka kamerada şu anda yürüyoruz. OIS desteği yok bu telefonda. Bana sorarsanız telefonun en büyük eksiklerinden bir tanesi kesinlikle OIS desteğinin olmaması ama yani çok da kötü bir performans sergilemiyor. OIS desteği yok ama elektronik bir stabilize herhalde anladığım kadarıyla Samsung buna eklemiş bunu. Bu da dediğim gibi bizim belli bir noktada problem yaşamamıza sebebiyet de veriyor. Bunu söyleyelim. Evet. Işık ayarlaması fena değil. Gerçekten fena değil. Bu noktada bir tane şöyle netlemeye bakalım. Evet. Evet, şu an bunu elimle netledim arkadaşlar. Mesela bunu şu an yine elimle bunu netliyorum. Evet. Çok başarılı. Gerçekten. Şimdi o arka tarafı ciddi anlamda bokeh efekti veriyor arkaya. Kamerada da veriyor. Kamera modunda da veriyor arkadaşlar. Bunu en azından söyleyelim. Şu anda oldukça güzel bir performans sergiletiyor. Evet, bunu evet, şu an gayet güzel bir performans en azından görüyoruz. Yani burada tabii ki sizin düşünceleriniz önemli. Yani şu an ben buradaki yeşil, yani şurada yeşil ne görüyorsam inanın telefonlarda bunu görüyorum. Bu bağlamda oldukça başarılı. Renk tarafında en azından bir sıkıntı yaşatmadığını söyleyebilirim. Oldukça güzel görünüyor renkler. Şunu mesela şunu odaklatmaya çalışacağım bakalım. Odaklayacak mı diye bakıyorum. Biraz daha yaklaşsak. Hareketli nesne. Odaklamaya çalışıyor. Hareketli nesne olduğu için arkadaşlar onu odaklamıyor. Ama dediğim gibi oldukça güzel. Evet, şu an odakladı. Gayet de güzel. Dediğim gibi arka tarafın mesela şu bokeh ne kadar büyük bir bokeh verdiğini görüyorsunuz. Bu da dediğim gibi başarılı. En az arka kamera tarafında arkadaşlar hemen tekrar şöyle bir evet odaklama yaptı. Arka taraf kamera tarafında sunduğu performans bu. Dilerseniz telefonla çektiğiniz bazı örnek fotoğrafları sizlerle paylaşalım. Ve daha sonra bir toparlama yaptıktan sonra da bu videoyu bitirelim.
A8 2018'in teknik özellikleri, tüm incelemesi arkadaşlar bu kadar. Her şeyi size gösterdiğimi düşünüyorum. Ben hani burada birçok arkadaşımız şunu sorduğunu da görüyoruz. Yani diyor ki insanlar, ya abi işte 2899 TL bu telefon yapar mı diyor. Bu noktada aslında insanlara çok fazla bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü gerçekten de Türkiye'de hepsiburada.com gibi bir para kendeci var. Ve burada fiyatları gerçekten de ciddi anlamda da ortaya koyuyor. Burada fiyatları hani daha ucuza insanlara sunarak birçok insanın kafasını karıştırıyor. Bugün baktığınız zaman hepsiburada.com'da 2899 TL bu telefona vereceğime işte 3299 TL verip Galaxy S8 alabilirim. Hatta biraz daha üzerine koyup Galaxy S8 Plus bile alabilirim diyen birçok arkadaşımızın olduğunu görüyorum. Ben bundan dolayı Samsung'un Galaxy A8 2018 serisinde kısa dönemde, yani böyle 1-2 aylık bir dönem içinde ciddi anlamda fiyat indirimine gideceğini öngörüyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Çünkü Samsung A serisi Samsung ekosistemindeki en çok satan serilerden bir tanesiydi. En çok satan seri J serisi, ikinci en çok satan seri ise A serisiydi. Samsung bugün A serisini şu anda en azından benim gördüğüm kadarıyla satmakta biraz zorlanıyor. Çünkü karşısında kendi telefonları var arkadaşlar. Yani bırakın rakipleri falan. Samsung'un geçtiğimiz yıl amiral gemileri bu telefon tam karşısında duruyor fiyat olarak. Samsung bundan dolayı kesinlikle ama kesinlikle bana sorarsanız telefonlarda belli bir miktar fiyat indirimine gidecektir diye düşünüyorum. Zaten bildiğiniz gibi ön siparişte bazı hediyeler verilmişti. Ama ben bir süre sonra, yani 1-2 ay içinde muhtemelen yani Mart ayının içinde, Nisan başlamadan, yani özür dilerim, Mart bitmeden Nisan'ın başlarında falan arkadaşlar Galaxy S9'un ve S9 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulacağını düşünüyorum. Belki bununla beraber bir ufak da olsa bir fiyat indirimine mutlaka gidecektir diye düşünüyorum. Belki telefonun fiyatı 2499 TL seviyesine geldikten sonra farklı bir şey konuşabiliriz diye de en azından öngörüyorum. Bunları hep beraber önümüzdeki dönemde göreceğiz. Ama ben Samsung'un bu telefonu satmak istiyorsa, bu telefonu gerçekten de geniş kitlelere ulaştırmak istiyorsa mutlaka bakın A8 Plus 2018'den bahsetmiyorum. İstiyorsa onu, ne istiyorsa yapsın, ama bu telefonu geniş kitlelere ulaştırmak istiyorsa kesinlikle ve kesinlikle fiyatını belli bir noktada düşürmesi gerektiğine şiddetle inanıyorum. Bunu hep beraber zaten göreceğiz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım video yararlı olmuştur sizler için. Lütfen kanala abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşeceğiz. Şimdi hoşça kalın. Bye bye.